أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون صدق الله العظيم. Efendim, hemen yetevellev minkum ayeti bitiriyoruz. İçinizden her kim Yahudi ve Hristiyanlarla dostluk yaparsa, bak alışveriş yaparsa demiyor. Alışveriş yaparsa dostluk. Dostluk ne demek? Bir insan dostu olmayan birinin merasimini kendi evinde özel kutlar mı? Demek ki bu kutlamalar, yılbaşı kutlamaları dostluğun ileri derecesini gösteriyor. Çünkü sen artık onu hazmetmişsin, içselleştirmişsin, ailenin bir efendim unsuru gibi, yani kendi dini merasimin gibi, Ramazan bayramı, Kurban bayramı gibi, milli bayramların gibi içsellemişsin yani bunu. Bu nasıl içsellersin? Bu senin değil. İçinizden her kim onlarla dostluk ederse, فَاُولَٰئِكَهُمُ الظَّالِمُونَ İşte onlar kendilerine zulmeden, yazık eden zalimlerdir. Kimseye yazık etmiyorlar, kendilerine kıyıyorlar. Çünkü وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Zalimlere azıcık dahi meyletmeyin. Buranın tefsirinde ayetin Kazı Beyzavi Hazretleri كَتَّزَيِّ بِز۪يهِمْ Onların kıyafetini bile giymeyin, şeklinizi bile onlara benzetmeyin derken, sen efendim merasimine oturup kutladığın zaman çok büyük bir benzeyiş oluyor. مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ Kim bir topluluğa benzerse, o onlardandır. Hadis-i şerifi ne olacak? مَنْ كَثَرَ سَوَادَ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ Kim bir kavmin karaltısını çoğaltırsa, فَهُوَ مِنْهُمْ O onlardandır. Nasıl onlardan olmayı göze alırsın? Ayeti dikkat edelim. İçinizden onları dost edinen, فَاِنَّهُ مِنْهُمْ Şüphesiz o onlardandır. Sen şimdi ne yapıyorsun? Özel programlar açmışsın, seyrediyorsun. Tam 12'de de dansöz çıkıyor. Ya hoca efendi, ben o kadar namussuz değilim, ben şimdi dansöz manzur. Kapatıyorum gözümü ben zaten, böyle yapıyorum böyle. Parmak arasından bakıyorsun yani. Ya bu millet bir antika ya abi ya. Yan odaya gidenlerin de içinde ne alemler var yani. Ben yan odaya geçiyorum diyor, biraz sesini açın diyor yani. Allah'ım ya Rabbim, ya Resulallah, sanki namazı kaçırdı, cemaati kaçırdı ya. İmamın sesiydi sanki yani. Ulan neyin sesini açtırıyorsun da? O zaman ne yan odaya geçiyorsun, ortasında gir, gel, seyret. مَنَ حَبَّ قَوْمَنَ عَلَى عَمَالِهِمْ Bir kavmin amellerini kim sever ve benimserse, bak, yaparsa yok, dikkat! Bir kavmin yaptığını yaparsa yok. Yani, hoca efendi, ben içki içmiyorum, kumar oynamıyorum, zina yapmıyorum, efendim, papazın elini öpmüyorum, kiliseye gitmiyorum. Onu yapmıyorum, bunu yapıyorum. Ya ne yapıyorum? Ya bir televizyonumuz var, onda da her pislik var, bütün kanallar onda, bütün kanallar akıtıyor ona. Ben de oturup seyrediyorum, senede bir gece, ne, neyimize, bize şey fazla mı görüyorsun falan. Ya arkadaş, Ramazan'ın mı bitti, kurbanın mı bitti, bayramın mı bitti, seyranın mı bitti? Ki bayramda musiki nameli şeylere bile izin olduğuna dair rivayetler var. Ey Ebu Bekir, dokunma dedi, bu bizim bayramımızdır. Kızlar şiir söylüyorlardı makamlı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinliyordu. Bayram. Her kavmin bayramı var, bu da bizim bayramımızdır. Bayramda biraz eğlencelere müsaade var. Meşru olmak suretiyle. Yabancı kadının sesi olmayacak vesaire. İçeriğinde elfaz-ı küfür olmayacak vesaire. Şartlı tabii. Ama biraz genişlik var. Dinimizde hepten Habeşliler oyunlar yaptılar. Mescitte biliyorsunuz. Değil mi? Kılıç oyunları. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ayşe annemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin omzuna mübarek dayanıp onları seyretti. Bak kadın, Hazreti Ayşe annemiz kadın. Seyretti Habeşlilerin oyunlar. Habeşliler nerede oynadılar kılıç oyunlarını? Efendimizin mescidinde oynadılar. Yani kılıç derken yani böyle folklor, kültürel bir şey. Hani şarkı yok. Ama oyun, kılıç şeyi.
Tabi onda en şey de var, harp şeyi de var tabi, alıştırması da var. Ama bizim dinimizin de bu şekil efendim mubah eğlenceleri var, mubah olan kısmı. E sen gidiyorsun illa Hristiyan'ın gecesinde efendim ben rahatlayacağım, huzur bulacağım dersen o zaman sen onların amellerini benimsiyorsun. Kim bir kavmin amellerini severse, sen buradan sözün burada çıkmasını seviyor musun? Sevmiyorum. Niye seyrediyorsun? İşte seyrediyorum. Bir insan nefret ettiği, sevmediği bir şeyi seyretmez. Demek ki seviyorsun. Oturuyorsun saatlerce özel program seyrediyorsun. Karılar söylüyor, sen dinliyorsun. E şimdi sen bunu seviyorsun. O zaman ne olacak senin durumun? Her kim bir kavmin amellerini severse, yapmasa da huşra fî zümratîm, mahşere onların zümresinde çıkacak. Ve husibe yevmel kıyamet bi hisabihim, kıyamet günü aynı onların hesabıyla onun hesabı görülecek. Bak 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 nereye gitti fatura? Ve in lem ya'mel bi amal. Onların yaptıklarını yapmasa da seyretmek pahalı bir şey. Sevmeye delalet eder. Sevmek çok pahalı bir şey. El mer'u ma men hab. Kişi sevdiğiyle beraberdir. İşi götürdüğün zaman kötüye gidiyor. Ben sizi Allah için uyarıyorum. İnşallah bu tembihlerimi tutarsınız. Ama kendimizi kurtarmamız yetmiyor. Birbirimizi de Allah için uyaralım. Biz vazifemizi yapalım. Kafir olursun, mağfir olursun demeyelim. Çünkü bir insan günaha girmekle kafir olmaz. Ama ne var Hristiyanların bayramını kutlasam gibi bir yanlış itikadı olursa, bunu normal görürse burada tehlike olur. Son nefeste imanı kurtarması zor olur. Noel adı verilen yılbaşı kutlaması Hristiyanların dini bayramıdır.